Mevla Teala Efendi Hazretlerimize sıhhat afiyetler ikram edesin, ihsan edesin. Helal sana hacı. Efendi Hazretlerimiz bizim için son derece değer, kıymetlimiz, her şeyimiz. Tabi ifade kullanmak da aciz kalıyorum. Çok daha ileri ifadeler kullanmak istiyorum, arzu ediyorum. Ama tabi anlayan var, anlamayan var. O yüzden dolayı Efendi Hazretlerimiz için 100 büyükbaş hayvan kesimiyle alakalı bütün dostlarımıza, bütün kardeşlerimize, bütün STK'larımıza teşekkür ediyorum. Hepsi seferber oldular. Çok kısa zamanda Allah'ımıza müracaat ile, ya Rabbi sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Efendi Hazretlerimize sıhhatini, afiyetini en güzel şekilde ikram edersin, ihsan edersin ya Rabbi. Onun vücudunu, böbreklerini, ciğerlerini, her şeyini yenilersin ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Bizden müracaat, takdir Rabbimizindir. Rabbim ne derse o olur. Bu niyetle bütün kardeşlerimizle beraber elhamdülillah Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 100 büyükbaş hayvan, 50'sini İstanbul'da, 50'sini Afrika'da kestirdik elhamdülillah. Rabbim kabul eylesin. Bizim derdimiz Efendi Hazretlerimizden maddi ve manevi olarak daha çok nasıl feyizinden, bereketinden, ilminden, güzelliklerinden, yaşantısından, halinden, her şeyinden nasıl istifade edebiliriz? Çünkü onun her hali örnektir, önderdir. Onun duruşu yeter. Onun bir nefes alışı bize, her şeyimize değer. O bizim için çok kıymettir elhamdülillah. O yüzden bütün kardeşlerimizle beraber, bütün bu konuda seferber olduk. Sultanımızın sıhhati afiyeti için Rabbimize müracaat ediyoruz. Rabbim de müracaatlarımızı kabul eylesin. Rabbim müracaatlarımızı inşallah, niyetlerimizi en güzel şekilde bize geriye çevireceğine inanıyoruz elhamdülillah. Rabbim Efendi Hazretlerimizden en güzel şekilde istifade etmeyi bütün kardeşlerimize, bütün halkımıza ikram eylesin, ihsan eylesin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, yeryüzünde tek olan, tekrar ediyorum, tek olan, marifetinde, hakikatinde, şeriatı yaşamasında, sünneti yaşamasında tek olan böyle bir zatın başımızda kalması bizim için büyük bir şeref, büyük bir mutluluk. Onunla aynı hayatı teneffüs etmek büyük bir şans, büyük bir müjde elhamdülillah. O yüzden bu zatın sıhhati, afiyeti bizim için çok kıymetli, çok değerli. Rabbim bu zatın kıymetini bilenlerden olmayı hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Bu Allah dostlarının hatırına Rabbim, evet, bizlere en güzel nimetleri ikram ediyor, ihsan ediyor. Nefes alışverişimizden tutun bütün zerrelerimize kadar bu kıymetli zatlara ihtiyacımız var bizim. Çünkü insanda iman, marifet, hakikatler olmazsa insan ne işe yarar? İnsanda iman, hidayet, marifetler, hakikatler olacak ki insanın Allah katına değeri olsun, peygamber katında değeri olsun, Kitabullah indinde değeri olsun. İşte bu zatlar bize bunları öğretiyorlar. O yüzden bu zata bizim yemekten, içmekten, her şeyden, aldığımız nefesten bile daha çok ihtiyacımız var. Çünkü bu zatlar bize hidayeti gösteriyor. Rabbimizi öğretiyor. Rabbimizi öğreten bir zat. Rabbimizi tanıtan bir zat. Rabbimizin efallerini, eserlerini, esmasını, eşyası, Mevla Teala'nın sıfatlarını, itibarlarını, şanlarını, Zat-ı Pak Sübhaniyesini, bütün kemalatlarını, hakikatlerini öğreten böyle bir zatın kıymetini bilmekten başka çaremiz yok. Rabbim kıymet bilenlerden olmayı hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Efendi Hazretlerimizi dünyada, ahirette başımızdan eksik eylemesin. Biz onun için hiçbir şey yapamayız. O bizim için her şeyi yaptı. O bize hakikati gösterdi.
marifeti gösterdi. Kemalatları gösterdi. Mevlamızın güzelliklerini ortaya koydu. Mevlamızı en güzel şekilde tanıtımını, öğretimini yaptı. O bize her şeyin en mükemmelini öğretti. Bizim onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Aciziz çünkü biz. O elhamdülillah Rabbimizin tanınması için en mükemmel şekilde bizlere, en güzel şekilde bizlere sunumlar yaptı. Öğretti elhamdülillah. O yüzden bize yakışan da ona karşı saygımızı, sevgimizi, muhabbetimizi bildirmektir, ortaya koymaktır. Rabbim kabul etsin inşallah. Bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim bütün camiamıza birliğini, beraberliğini, sultanımızın kontrolünde, sultanımıza da sıhhatini, afiyetini inşallah ikram edip o güzellikleri görmelerini nasip etsin inşallah diyorum. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Rahim, Ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin Ya Rabbi. Sultanımıza Ya Rabbi ne olur Allah. Acil şifalar ikram eyle. İhsan eyle Ya Rabbi. Bütün bedenini Ya Rabbi yenile Ya Rabbi. Ol dedim mi olur Ya Rabbi. Ne olur Allah. Bizden müracaat Ya Rabbi. Takdir senindir. Biz teslim oluruz Ya Rabbi. Sultanımız bize teslim olmayı öğretti. Sana karşı boyun bükmeyi öğretti. Sana karşı marifetlerini, hakikatlerini öğretti. O yüzden sultanımıza çok ihtiyacımız var. Çünkü sen sonsuzsun Ya Rabbi. Sen sonsuz olduğun için seni öğrenmemiz, hakikatlerini yaşamamız, marifetlerini öğrenmemiz için sultanımıza çok ihtiyacımız var. Ne olur sultanımızı dünya ahiret başımızdan eksik eyleme Ya Rabbi. Amin. Sultanımıza sıhhat, afiyet, ikram eyle, ihsan eyle Rabbi. Onun kıymetini bilmeyi nasip eyle Rabbi. Onun ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini her zerresine, her zerremize ikram eyle Rabbi. Sultanımızın güzelliklerini Türkiye'mizde ve tüm dünyada yayabilmeyi, anlatabilmeyi, ulaştırabilmeyi bize nasip eyle Rabbi. Hakikatlerini en güzel şekilde Rabbi, yaşayıp yaşatanlardan olmayı nasip eyle Rabbi. Sultanımızın güzelliklerini Ya Rabbi, bütün kardeşlerimizle beraber, bütün camiamızla beraber Ya Rabbi, en güzel şekilde benimseyip Ya Rabbi, yaşamayı ve yaşatmayı Ya Rabbi, onun güzelliklerini de beraber Ya Rabbi, yaşamayı ve yaşatmayı nasip eyle Ya Rabbi. Sultanımızın istikametini hepimize ikram eyle Ya Rabbi. Sultanımızın Ya Rabbi, zikir sevgisini Ya Rabbi, rabıtayı şerif sevgisini Ya Rabbi, murakabayı şerif sevgisini Ya Rabbi, ibadetlerden almış olduğu lezzeti Ya Rabbi, bütün kardeşlerimize ikram eyle, ihsan eyle Ya Rabbi. Sultanımız Ya Rabbi, seni nasıl tanıdıysa Ya Rabbi, nasıl anladıysa, nasıl yaşadıysa, nasıl yaşattıysa Ya Rabbi, bize de aynı şekilde yaşayıp yaşatanlardan olmayı hepimize ikram eyle Ya Rabbi. Seni nasıl takdim ettiyse, tanıttıysa Ya Rabbi, bize de o şekilde Ya Rabbi seni tanımayı, yaşamayı ve yaşatmayı nasip eyle Ya Rabbi. İkram eyle, ihsan eyle Ya Rabbi. Sultanımız Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine sımsıkı sarıldığı gibi bize de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine sımsıkı sarılmayı nasip eyle Ya Rabbi. İkram eyle, ihsan eyle Ya Rabbi. Sultanımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi nasıl ittiba ettiyse Ya Rabbi, sevgisi nasıl ortaya koyduysa Ya Rabbi, o ittibayı, o sevgiyi bize de nasip eyle Ya Rabbi. İkram eyle, ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi o dini mübin İslam'ı nasıl Ya Rabbi anladıysa, yaşadıysa, yaşattıysa Ya Rabbi, bütün kardeşlerimize hepimize ikram eyle, ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bir baba olarak, bir hoca olarak, bir mürşid-i kamil olarak, bir dost olarak, bir arkadaş olarak ve daha sosyalce çantalar neler varsa nasıl Ya Rabbi insanlara, evlatlarına, ailelerine davrandıysa Ya Rabbi, o davranışı, o sistemi, o güzelliği bize nasip eyle Ya Rabbi. Ya o sana karşı Ya Rabbi nasıl tavizsiz din anlayışını Ya Rabbi, tavizsiz İslam anlayışını Ya Rabbi, tavizsiz sünnet anlayışını nasıl hayata geçirdiyse Ya Rabbi, o ahlaka, o güzellikleri tamamını bize de ikram eyle, ihsan eyle Ya Rabbi. Tarikat-ı Aliye ile Ya Rabbi şeriat-ı garra'yı nasıl en güzel şekilde yaşadıysa, yaşattıysa, bir anda bir muhafaza ettiyse Ya Rabbi, o güzelliklerin tamamını cümlemize ikram eyle, ihsan eyle Ya Rabbi. Tasavvufla Ya Rabbi
zahiri ilimleri bir arada nasıl tuttuysa Rabbi, o ahlak, o şuur, o hassasiyeti cümlemize ikram eyle, ihsan eyle Rabbi. Sultanımız ya Rabbi, güzel takdir etmeyi nasip eyle Rabbi. Biz aciziz ya Rabbi, başaramayız ya Rabbi. Ama o en güzeline layıktır ya Rabbi. Ne olur Allah'ım başaran kullarından olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Sultanımıza yakışır evlat olmayı nasip eyle. Onun güzelliklerini ya Rabbi hakkıyla yaşatanlardan olmayı nasip eyle Rabbi. Mahcup olmaktan muhafaza eyle Rabbi. Ya Rabbi sana karşı mahcup olmaktan, Resulullah'a karşı mahcup olmaktan, sultanımıza karşı mahcup olmaktan, bütün dostlarımıza karşı mahcup olmaktan bizlere muhafaza eyle Rabbi. Yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi kabul eyle Rabbi. Ya Rabbi biz sana müracaat ederiz ya Rabbi. Müracaatımız sana ya Rabbi. Ne olur Allah'ım sultanımıza sıhhat, afiyet ikram eyle Allah'ım. Dünyada ahirette başımızdan eksik eyleme Allah'ım. Biz yüz büyükbaş bir insan bedeli olarak ya Rabbi biz müracaatımızı yaptık ya Rabbi. Ne olur. Bundan sonra sana aittir ya Rabbi. Biz teslimiz ya Rabbi. Sen ne dersen olur ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. Sultanımızı dünyada ahirette başımızdan eksik eyleme Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Görüyorsunuz 50 tane büyükbaş birazdan Fatih Medreseleri Vakfı ve tüm STK'larımızla beraber, tüm gönül dostlarımızla beraber, hayır sahipleriyle beraber, tüm ihvanımız ve mühibbanımız adına, Efendi Hazretlerimizi sevenlerin adına Allah rızası için burada kurbanlar kesilecek. Rabbim Efendi Hazretlerimize sıhhat afiyetler ikram eylesin, şifalar ikram eylesin, Efendi Hazretlerimizi başımızdan eksik eylemesin. Bu işe gönül veren, destek olan, katkıda bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Sizleri bilgilendirmelere devam edeceğiz inşallah. Bu programda bu kurban kesimi için destekte bulunan, katkıda bulunan tüm gönül dostlarına, STK'ları ben burada tek tek zikretmek istiyorum. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Fatih Medreseleri Vakfı, Muhabbet Birlik Vakfı, FMTV, İslam Yetim Derneği, Önce Ol Derneği, Bir Elver Derneği, Şeyhülislam İsmail Efendi Derneği, Gözyaşı Derneği, Göz Nuru Derneği, Bir Adım Derneği, Nefes Ol Derneği, Tasadduk Derneği, Hoş Söz Derneği, Şükür Derneği, Derviş Derneği, Fayda Derneği, Bir Hisse Derneği, Öz Dua Derneği, Hayır Kervanları Derneği, Kur'an Der Derneği, Minik Kalpler Derneği, İkra Nur Derneği, Medresem Derneği, Yunus Emre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Anadolu Bilinçli İnsanlar Derneği, İnsaniyetim Derneği, Gönül Al Derneği, Mahmudiye İlim Hizmet Derneği, Fatih Medreseleri Bayan Hocalar Grubu, Fatih Medreseleri Bursa Temsilciliği, Fatih Medreseleri Konya Temsilciliği, Fatih Medreseleri Adana Temsilciliği, Akın Sözen Jokeyler Kulübü Derneği, Ankara'dan Batıkent Sosyete Pazarı Hayır Sahipleri, Abdullah Ok Tekstil Hayır Sahipleri ve Yürüyen Sözler sayfası takipçileri, Turgut Uyar sayfası takipçileri, FMTV'den bizleri takip eden, sosyal medyadan bizleri takip eden ve Mahmud Efendi Hazretlerimiz için dualarda bulunan, şifası için Yasinler okuyan, fetihler okuyan, salavatlar çeken, hayır dualarında bulunan tüm gönül dostlarımız için, Allah rızası için hepsinin adına, Efendi Hazretlerimiz adına bu kurbanları keseceğiz inşallah. Rabbim hepinize razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Sağ olun, var olun. Sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz efendim. Kıymetli izleyenler, kıymetli Fatih Medreseleri takipçilerimiz, Efendi Hazretlerimizin sağlık, sıhhat ve afiyeti için 100 kurban, 100 büyükbaş kurban kampanyası çerçevesinde kurbanlarımız geldi. Şimdi onları kesmekle
meşgul oluyoruz. Rabbim Efendi Hazretlerimize sıhhat afiyetler ikram eylesin. Başımızdan da eksik eylemesin. Onu bizden, bizi ondan, cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı şerifinden ayırmasın inşallah. Vücudunun her zerresine etini taze bir etle, kanını yeni bir kanla değiştirip ona sıhhat afiyetler ikram eylesin inşallah. Allahu Ekber velillahilhamd. Allahu Ekber ve lillah. Evet, ikinci kurbanımızı da kestik elhamdülillah. Hemen böyle hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde kurbanlarımızı kesmeye devam ediyoruz. Allah Rabbim kabul eylesin. Efendi Hazretlerimizin vücuduna şifalar ikram eylesin, afiyetler ikram eylesin inşallah. Bu kurbanlara beden olarak Efendi Hazretlerimizi tekrar bize iade eylesin kıymetli izleyenlerimiz. Kıymetli Fatih Medreseleri takipçilerimiz, kıymetli Müslümanlar, şu anda kurbanlarımızın kalanları ikinci kattan, üst kattan iniyorlar. Gördüğünüz gibi bunlar da daha İzmir'den geldi. Bunları da kurban edeceğiz. 50 tanesini Türkiye'de, 50 tanesini Afrika'da kesiyoruz. 100 büyükbaş kurban Efendi Hazretlerimiz için kesiyoruz inşallah. Rabbim kabul eylesin inşallah. Evet, kurbanlarımızı kesmeye devam ediyoruz kıymetli Müslümanlar. Bu üçüncü kurbanımız Efendi Hazretlerimizin sıhhati için üçüncü kurbanı kesiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi en güzeliyle kabul eyle. Efendi Hazretlerimizin bedenine sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'a bir kurbanla İsmail Aleyhisselam'ı ikram eyledin. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin babasına 100 kurbanla hayat ikram eyledin. Bu 100 kurbanımızla da ya Rabbi Efendi Hazretlerimizin bedenine sıhhatler, afiyetler ikram eyle ya Rabbi. Tüm dualarımızı kabul eyle. Kesilen kurbanlarımızı kabul eyle. Destekçi olan, katkıda bulunan tüm Müslümanlara sonsuz, sınırsız güzellikler ikram eyle ya Rabbi. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili FM TV izleyicileri, elhamdülillah Efendi Hazretlerimiz için Allahu Teala kabul eylesin. Sıhhati için, bedeninin sıhhati için, vücudunun yenilenmesi için, Allah'ımızın bizlere tekrar Efendi Hazretlerimizi ikram ve ihsan etmesi için kurbanlarımızı kesiyoruz. Allahu Teala kabul eylesin inşallah. Rabbim Teala Hazretleri dostlarından dünyada ahirette ayırmasın. Efendi Hazretlerimiz dünyamızın, ahiretimizin gururu, onuru. Sevgili izleyicilerimiz, Efendi Hazretlerimizden en güzel şekilde istifade etmemiz gerekiyor. Allah'ım onun bedenine acil şifalar ikram eylesin. Bu kurbanlarımızı kabul eylesin inşallah. Dördüncü kurbanımız kesiliyor. Allah kabul etsin. Efendi Hazretleri için dördüncü kurbanımız kesiliyor. Allah'ım en güzel şekilde kabul etsin inşallah. Ya Rabbel Alemin, Efendi Hazretlerimize şifalar ikram eyle. Sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ne olur. O bizim kıymetlimiz, her şeyimiz ya Rabbi. Ya Rabbi. Bedenlerimizde, canlarımızda, mallarımızda her şeyi feda etmeye hazırız ya Rabbi. Sıhhat, afiyetler ikram eyle. Efendi Hazretlerimizden dünyada ahirette ayırma ya Rabbi. En güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Tüm Müslümanların, İslam aleminin göz bebeği ya Rabbi. Bismillah, Allahu Ekber. Evet sevgili izleyiciler, evet FM TV izleyicileri. Efendi Hazretlerimiz için şu an 5. kurbanımız kesiliyor elhamdülillah. Yatırılacak. Allah'ın bu kesilen kurbanlar hürmetine, akıtılan kanlar hürmetine ya Rabbi. Sıhhatler, afiyetler ikram eyle. Bu için kıymetini bilmedi nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hüvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Evet, 5. kurban kesiliyor. Ver Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hüvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Hüvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bismillah. 5. kurban kesiliyor elhamdülillah. Sana zor bir şey yok ya Rabbi. İnsan olarak, Müslüman olarak, Efendi Hazretlerimizin biri olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık ya Rabbi. Kurbanlarımızı kabul eyle. Amin. Tüm ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Efendi Hazretlerimizin yolundan dünyada ahirette bizi ayırma ya Rabbi. Elhamdülillah. Evet, 5. kurbanımız kesildi, şükürler olsun. Evet sevgili izleyiciler, elhamdülillah. Kurbanlarımız burada, şükürler olsun, görüyorsunuz arkadaşlarımız. Organizasyonumuzda kurbanlarımız burada getiriliyorlar yavaş yavaş.
Eren hocam bu tarafa da çekelim inşallah. Şu an 6. kurbanımız kesiliyor Efendi Hazretlerimiz için. Ya Rabbi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi kabul eyle Allah'ım. Amin. Evet. Amin. Şimdi 6. kurbanımız kesiliyor. Evet. Elhamdülillah 6. kurban kesiliyor. O kıymetli zatın ya Rabbi hatırına ya Rabbi ne olur kabul eyle, şifalar ikram eyle kendisine, sıhhatler ikram eyle ya Rabbi. Kurbanlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Dünya ahiret efendi hazretlerimizden ayırma Allah'ım. Ne olur ya Rabbi. Sen kendisine acilen şifalar ikram eyle ya Rabbi. Şu an 7. kurbanımız kesiliyor. Allah'ım kabul etsin. Ekber. La ilahe illallah. Huvallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Evet bismillah Allahu ekber. Evet sevgili izleyiciler 7. kurbanla kesildi elhamdülillah. Allah'ım kabul etsin. Allah razı olsun. Bu büyük vazifede efendi hazretlerimiz için yapılan bu çalışmayı en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım tüm ümmeti Muhammed'in tüm İslam aleminin bir tanesi efendi hazretlerimiz. İslam'ı, dini yaşamak için, yaşatmak için nice hafızlar, hocalar, Allah adamları yetiştirdi. Sevgili Müslümanlar, Efendi Hazretlerimize her daim duacı olmak, her daim dua etmek, onun sağlığı, sıhhat, afiyet için devamlı duada bulunmak gerekiyor. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Allah'ım onun kıymetini bilmeyi bizlere ikram eylesin. Neslimize ikram eylesin. Türkiye'mize ikram eylesin. Tüm İslam alemine ikram eylesin inşallah. Tavizsiz yaşantısı, en güzel şekilde İslam'ın savunucusu, yıllardır hiç taviz vermeden, sıfır tavizsiz bir şekilde Allah'ımızın yolunda, peygamberimizin yolunda, dinimizin yolunda en güzel şekilde ilerliyor. Evet, şimdi 8. kurbanımız geldi elhamdülillah. Efendi Hazretlerim 8. kurban kesilecek. Allah kabul etsin. Kıymetli mühibbanımız, sultanımız için burada toplandık. Rabbimizden sultanımızın sağlığı, sıhhati için şifalar ikram istiyoruz. İkram olunsun istiyoruz. Bütün gönlümüzle beraber sultanımızın bu durumdan çıkması için Rabbimize yalvarıyoruz. Bütün mühibbanın efendim binlerce duası var, binlerce hatimler var, binlerce efendim tevhidler var. Mevlam inşallah sultanımıza acil şifalar ikram eylesin. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 8. kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 9. kurbanı kesiyoruz inşallah. Allah kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah'ın rahmeti, mağfiret hepimiz üzerine olsun. İnşallah 9. hayvanımızı da burada kesmiş olduk. Niyetlerimiz belli. Sultanımıza karşı biz efendim çok mahcubuz. Sultanımızın sağlığı, sıhhati için o bizim için her şeyler yaptı efendim. Bütün güzelliği yakalamamız için, İslam'ı kusursuz yaşamamız için gecesini gündüzüne kattı. Biz de burada muhibbanlar olarak sultansız bir hayat biz zaten hiç düşünmedik. Rabbim sultanımıza sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eylesin inşallah. Onu bizi görmek istediği, Rabbimizi o kıvama getirmeden de inşallah biz sultanımızla beraber inşallah çok çok uzun ömürler yaşayalım ki sultanımıza layık olmadan bir eziklikle, buruklukla Rabbimizi ardına bırakmasın inşallah. Sultanımızın tamamını inşallah biz talibiz. Rabbimiz efendim bu kurbanlarımızı kabul eylesin inşallah. Vücudunun bütün fidyesi olarak sağlığına, sıhhatine Rabbimizden müracaat ediyoruz ve bekliyoruz. Rabbimizi sultanımıza layık eylesin. Burada sevgimizin, muhabbetimizin ve sultanımızı arzulamanın efendim peşindeyiz. Kurbanımızın 10.sunu şu anda kesiyoruz. İnşallah sultanımızın 10. kurbanını kesiyoruz. Başındayız. Kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hep beraber buradayız. Sultanımızın inşallah sağlığı, sıhhati için buradayız. Bütün muhibbanlarından elhamdülillah çok çok dualar alıyoruz. Hep efendim gönül birliği içerisindeyiz. Sultanımız şu anda hastanede biliyorsunuz ki yoğun bakımda gene efendim müşahede devam ediyor. Rabbim biz onu kavuştursun. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde inşallah tekrar onu efendim muhibbanına kavuştursun. Sohbetlerine kavuştursun inşallah. Efendi Hazretlerimiz için 10. kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 11. kurbanı kesiyoruz inşallah. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Şu an 12. kurban kesildi. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 13. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam oğluna kurbanla oğlu İsmail Aleyhisselam'ı bağışladın.
Bize de Efendi Hazretlerimizin sağlığını, afiyetini, sıhhatini bağışla ya Rabbi. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 14. Büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Günümüz devam edecek. Sizle beraber devam edecek ve dualarınızı efendim bekliyoruz. İçin 15. Büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli muhibbanlarımız, şu anda efendim 16. kurbanımızı keseceğiz. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 67. kurbanı kesiyoruz inşallah. Bu kurbanlar hürmetine bizim de isteğimizi kabul eyle. Efendi Hazretlerimize şifalar ikram eyle ya Rabbi. 68. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Hazretlerimizin şifası için 69. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 70. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 71. büyükbaş kurbanı kesiyoruz. 71. inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 72. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 73. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 4. kurban. Kurbanı kesiyoruz. Haydi biz Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 75. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 76. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 77. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 78. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 79. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 80. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Allah Ekber ve lillahi hamd. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için 81. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 82. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 83. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 84. büyükbaş Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 85. büyükbaş kurbanı kesiyoruz. Haydi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 88. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. 89. kurbanı da kestik inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 90. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 91. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 92. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi ya, Hazretlerimizin şifası yasin için 93. büyükbaş kurbanı şifa niyetine. Şifası için 94. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası için 95. büyükbaş kurbanı kesiyoruz. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası niyetine 96. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifa niyetine 97. büyükbaş kurbanı Masum Bayraktar hocamız tarafından kesiliyor inşallah. 98. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Bu kurbanı kesmesini hediye eden Masum Bayraktar hocamız tarafından hediye edilmiştir. Rabbim kabul eylesin. Allah'ın şifası niyetine 99. kurban, büyükbaş kurban Masum Bayraktar hocamız tarafından hediye edilmiştir. Allah. Rabbim Şafi ismi hürmetine acil şifalar versin. Hocamız 99 ismi hürmetine, Esma-ül Hüsna hürmetine acil şifalar ihsan eylesin inşallah. Allahu Ekber ve lillahi ilhamd. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası niyetine 100. büyükbaş kurbanı kesiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Kesmiş olduğumuz bu kurbanları ya Rabbi dergâhına kabul eyle. Amin. Ya Rab, bizler aciziz. Efendi Hazretimizin niyetine ya Rabbi, onun şifa bulması için ona çok ihtiyacımız var. Her zerresine ihtiyacımız var. Her duruşuna ihtiyacımız var. Her şeyine ihtiyacımız var ya Rabbi. Ne olur Allah'ım Efendi Hazretimize sıhhat afiyet ikram eyle ya Rabbi. Amin. Onu dünyada ahirette başımıza eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Onun vücutlarına ya Rabbi şifanı ikram eyle ya Rabbi. Amin. İhsan eyle ya Rabbi. Amin. Marifetlerini hakikatlerinin zirvesiyle ya Rabbi yaşamayı yaşatmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Tüm dünyanın ihtiyacı var ya Rabbi ne olur Allah'ım. Onun güzelliklerine seni tanıyışına seni bir sevişine seni sana karşı kulluğuna ya Rabbi. O ahlakına şuuruna ciddiyetine samimiyete bir ihtiyacımız var ya Rabbi. Ne olur Allah'ım sultanımız başımıza eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Onun adına ya Rabbi kurbanları kestik ya Rabbi. Sen
kabul eyle abi. Amin. İkram eyle abi. Amin. Mahcup olmaktan muhafaza eyle abi. Amin. Bütün kardeşlerimiz ya abi sen cümlesinden razı ol ya abi. Amin. Onlar ya abi severek ya abi. Zevken. 100 tane kurbanı ya Rabbi keserken de ya Rabbi zevkiyle kesildi elhamdülillah. Şevkle kesildi ya Rabbi. Arzularla kesildi ya Rabbi. Saadede ve saadet senin rızan için ya Rabbi. Efendi Hazretimizin sıhhat bulması için ya Rabbi. Ne olur Allah'ım tamamını ikram eyle. İhsan eyle Rabbi. Eksik kalmaktan bizleri muhafaza eyle. Bütün kardeşlerimizden sen razı ol ya Rabbi. Sultanımızın güzelliklerini Türkiye'de ve tüm dünyada yaymaya bizi muvaffak eyle Rabbi. Bu yolda bizlere başarılar nasip eyle. Dualarımızı lütfunla keremine kabul eyle abi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Esselamu Aleyküm. Kıymetli Fatih Medreseler Vakfı sevenleri ve kıymetli dostlarımız, Afrika'nın Çat ülkesinin N'Djamena başkentinden hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Malumunuz üzere Üstadımız Hazreti Mevlana Eşşeyh Mahmud Efendi En-Nakşibendi El-Müceddidi El-Halidi El-Ofi Kuddise Sirruhu Hazretleri 91 yaşında ve yoğun bakımda şu anda. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için şifa niyetine Allah'a adanmış bir hayat için 100 adet büyük baş kurban kesiyoruz bugün. 50 tanesini Afrika'da kesiyoruz. 50 tanesini inşallah Türkiye'de kesiyoruz. Rabbim makamında kabul etsin inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimiz için şifa niyetine Allah rızası için ve Allah'a ömrünü adamış Mahmud Efendi Hazretlerimiz için bugün 100 adet büyük baş kurban kesiyoruz. Burada 50 adet kurbanımızı Türkiye'de inşallah keseceğiz. Allah için adanmış bir ömür için 100 adet kurban kesiyoruz inşallah. Rabbimizden bu kurbanlarımızı makamında kabul etmesini, niyetimizi ve kurbanlarımızı şifa olarak Mahmud Efendi Hazretlerimize ikram etmesini, ihsar etmesini diliyoruz inşallah. Bu kurbanlara organizasyonda emeği katkısı geçen STK dernekleri ve vakıfların isimlerini okuyorum. Rabbim herkesten razı ve hoşnut olsun inşallah. Fatih Medreseler Vakfı, Muhabbet Birlik Vakfı, FMTV, İslamiyetim Derneği, Önce Ol Derneği, Bir Elver Derneği, Şeyhülislam İsmail Efendi Derneği, Gözyaşı Derneği, Göz Nuru Derneği, Bir Adım Derneği, Nefes Ol Derneği, Tasadduk Derneği, Hoş Söz Derneği, Şükür Derneği, Derviş Derneği, Fayda Derneği, Bir Hisse Derneği, Özdua Derneği, İkra Nur Derneği, Hayır Kervanları Derneği, Medresem Derneği, Kur'an Der Derneği, Minik Kalpler Derneği, Yunus Emre Cami Yaptırma Yaşatma Derneği, İnsaniyetim Derneği, Gönül Al Derneği, Mahmudiye İlim Hizmet Derneği, STK'lar olarak Akın Sözen, Batıgen Sosyete Pazarı, FMTV Bayan Hocalar Grubu, FMTV Bursa Temsilciliği, FMTV Konya Temsilciliği, FMTV Adana Temsilciliği, Anadolu Bilinçli İnsanlar Derneği, Turgut Uyar gibi sayfası Takipçileri Derneği, Abdullah Ok Derneği, Fatih Medreseler Vakfı Bayan Hocalar Grubu, Fatih Medreseler Vakfı Bursa Grubu, Fatih Medreseler Vakfı Konya Grubu, Fatih Medreseler Vakfı Adana Grubu temsilcileri. Hepinizden Rabbim razı ve hoşnut olsun inşallah. Sizler bu hayırlı mübarek işte katkıda bulunuruz. Rabbim de sizleri hem bu dünyada hem ahirette aziz etsin inşallah. İyilikler, güzellikler ikram etsin. İhsan etsin inşallah. Rabbim hepinizden razı ve hoşnut olsun inşallah. Birazdan kurbanlarımız inşallah Mahmud Efendi Hazretlerimiz için sağlık ve sıhhatle kavuşması için kalbine, gönlüne, zihnine, bedenine şifalar ikram etmesi için Rabbimize bu kurbanlarımızı ikram edeceğiz. Kıymetli Fatih Medreseler Vakfı sevenleri ve kıymetli dostlarımız, Afrika'nın Çat ülkesinin N'Djamena başkentinden hepinize selamlar olsun inşallah. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Malumunuz üzere Üstadımız, Sultanımız, Mahmud Efendi Hazretlerimiz, Hazreti Mevlana, Eşşeyh Mahmud Efendi, En-Nakşibendi, El-Müceddidi, El-Halidi, El-Ofi, Kuddise Sirruhu Hazretleri'nin sıhhat ve afiyeti için inşallah bu
bugün kurban kesme organizasyonu yaptık. Afrika'nın Çat ülkesinde inşallah. Rabbim makamında kabul etsin inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası niyetine Allah'a adanmış bir ömür için 100 adet kurban kesiyoruz. 50 adetini yetimhanemizin bahçesinde şu anda hazır hale getirdik kurbanlarımızı. 50 adet de inşallah Türkiye'de kurbanlarımızı keseceğiz. Doğumu yeryüzüne müjde ve şeref olan Mahmud Efendi Hazretlerimizin çocukluğu ve gençliği dahil olmak üzere ömrünü Allah'a sarf etmiş ve hala da sarf eden, binlerce hafız yetiştiren, cennet lisanı olan, Arapça ile beraber İslami ilimlerin öğrenmesine sebep vesile olan, en önemlisi Allah ve Resulü ile insanların tanışması vesile olan, tam manasıyla sünnet-i seniyeyi yaşayan ve yaşatan binlerce ehli sünnet aliminin ve Allah dostlarının asrımızın müceddidi olarak seçmiştir. Rabbim ebediyen razı ve hoşnut olsun inşallah. Kıymetli muhterem Mahmud Efendi Hazretlerimizle sultanımızın sağlık ve sıhhatine kavuşması için inşallah bütün sevdikleri adına 50 adet kurbanı kesiyoruz. Rabbim makamında kabul etsin. Rabbimizden niyetimizi ve kurbanlarımızı kabul etmesini, şifalar ikram etmesini niyaz ediyor inşallah. Bizim önderimiz, rehberimiz, sultanımız, her şeyimizi ona borçluyuz. Biz her şeyimizi Mahmud Efendi Hazretlerimizden öğrendik. Kur'an ahlakı, İslam ahlakı, peygamber sevgisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini, sünnet-i seviyesini yaşamasını ve yaşamayı biz hocamızdan, üstadımızdan öğrendik. Rabbim ebediyen razı ve hoşnut olsun inşallah kendisinden. Üstadımızın sağlık ve sıhhatine kavuşması için Rabbimizin kalbine, zihnine, gönlüne, bedenine şifalar ikram etmesini niyaz ediyoruz. Ve bu kurbanlar inşallah şifa olsun. Rabbim Eşşafi ismiyle inşallah tecelli etsin kendilerine, zat hallerine. Bu vesileyle Fatih Medreseler Vakfı olarak tüm hocalarımızla, tüm sevenlerimizle, tüm sevdiklerimizle 50 adet kurbanımızı kesmeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim kabul etsin, mübarek etsin inşallah. Rabbim bu organizasyona katkıda bulunan bütün kardeşlerimizden, bütün STK'lardan, bütün derneklerden razı ve hoşnut olsun. Kurbanlar ve kağıdı benim üzerimde. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. Kıymetli Fatih Medreseleri Vakfı sevenleri ve kıymetli dostlarımız, şu anda köyümüzün imamı dua edecek. Tefalar işte. Amin. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم امين اللهم اهدنا في من هديت امين وتولنا في من توليت امين وبارك لنا فيما اعطيت امين واقنا شر ما قضيت امين انك تقضى ولا يقضى عليك امين انه لا يذل من واليت امين لا يعز من عاديت امين امين لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. آمين. نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك. آمين. اللهم اقسم لنا من رحمتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. آمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الفارس منا. آمين. وانصر ضعفنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا. آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم يا الله يا حي يا قيوم. آمين. تقبل من عبادك الصالحين. آمين. الذين بذلوا جهدهم. آمين. وأنفقوا أموالهم. آمين. لإخوانهم في هذه البلدة المباركة. آمين. اللهم يا رب العالمين. آمين. اللهم يا رب العالمين. آمين. اجعلوا في ميزان حسناتهم. آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. تكرر السلام عليكم محمود أفندي حضرتlerimiz için üstadımız için şifa için şu anda kurbanlarımızı kaldırmayacağız yerden kesmeye devam ediyoruz.
7. kurbanımızı kesiyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu. Kurbanlarımızı kaldığımız yerden kesmeye devam ediyoruz. Mahmud Efendi Hazretlerimizin sıhhat ve afiyeti için elladır kurbanımıza. Şu anda 13. sırada kaldık. Şu anda 13. kurbanımızı kesiyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve illa elhamd. Mahmud Efendi Hazretlerimiz üstadımız için kaldığımız yerden kurbanlarımızı kesmeye devam ediyoruz. Sağlık ve sıhhati için inşallah 31. kurbanımızı kesiyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Mahmud Efendi Hazretlerimiz, üstadımız, sultanımızın sıhhat ve sağlık afiyete kavuşması için şu anda 40 tane kurbanımızı kestik. 41. kurbanımız başlıyor inşallah. Esselamu aleyküm kıymetli Fatih Medreseler Vakfı sevenleri ve kıymetli dostlarımız. Afrika'dan, Çat'tan hepinize ayrı ayrı selam olsun inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Kıymetli Fatih Medreseler Vakfı hayır sahiplerimiz, malumunuz üzere üstadımız, sultanımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz için bugün Afrika'da yetimhane bahçemizde 50 adet kurban kestik. Rabbim makamında kabul etsin inşallah. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kurbanlarımızı hepsini bizzat kendim kestim. 50 adet. Rabbim Adem Aleyhisselam'ın evladı Habil'in kurbanını makamında nasıl kabul ettiyse inşallah bu kurbanların tamamını Mahmud Efendi Hazretlerimiz, üstadımız, sultanımız için inşallah sıhhat ve selameti için, sağlığına kavuşması için, kalbine, gönlüne, zihnine, bedenine şifa ikram etmesi için inşallah kurbanlarımızı makamında kabul etsin inşallah. Bu organizasyonda emeği, katkısı geçen tüm derneklere, tüm vakıflara, tüm STK'lara, tüm kardeşlerimize, tüm temsilciklerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim hepinizden razı ve hoşnut olsun inşallah. Bakınız şu andaki bu kurbanlarımızı yaklaşık olarak 500 kişiye dağıtacağız. Yani 500 aileye parça parça dağıtacağız. Bakınız karşıda aileler, ablalarımız, kardeşlerimiz kurbanların parçalanması için bekliyorlar. İnşallah kurbanlarımızı dağıtırken de video çekimi yapacağız. Şimdilik Afrika'dan esselamu aleyküm. Rabbim hepinizden razı ve hoşnut olsun. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Sevgili takipçilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, güzel ihvan kardeşlerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle Mahmud Efendi Hazretlerimizin şifası niyetiyle kesilen 100 kurbanımızı inşallah bugün 30 Haziran günü kesimleri devam ediyor. Kesilmeye başlandı. Kesimler devam ediyor. Başta bu güzel projeyi, düşünceyi başlatan sevgili Masum Bayraktar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi öncülük etti. Böyle bir çalışmanın yapılması gerektiğini söyledi. Fatih Medreseleri başta olmak üzere ve birçok dernek, birçok ihvan kardeşimiz de her biri kendi adına Efendi Hazretlerimiz için kesilecek kurbanları hibe ettiler. Vakfımız da Fatih Medreseleri Vakfı da bu işin organizasyonunu yaparak şükürler olsun bugün 100 kurban, büyükbaş kurbanı inşallah burada sizlerin huzurunda kesiyorlar. İnşallah etleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Rabbim Sultanımıza, Efendi Hazretlerimize acil şifalar ikram etsin diyoruz. Tekrardan Fatih Medreseleri Vakfı'na ve onursal başkanımız Masum Bayraktar Hoca Efendi'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili FM TV izleyicilerimiz, malumunuz Efendi Hazretlerimiz, başımızın tacı, gönlümüzün sultanı Efendi Hazretlerimiz şu anda hastanede ve yoğun bakımda. Dolayısıyla Rabbime, öncelikle Rabbimizden Efendi Hazretlerimize şifalar diliyoruz. Rabbim acil şekilde inşallah kendisine sıhhatini tekrar verir. Masum Bayraktar hocamız, kıymetli Masum Bayraktar hocamızın önderliğinde şu anda 50'si Afrika'da olmak üzere, 50'si de Türkiye'de, İstanbul'da büyükbaş hayvan kesiliyor. Efendi Hazretlerimizin sıhhatinin kavuşması üzerine yapılmış bir çalışma bu. Şimdi ekranda zaten yansılıyor, görüyorsunuz çalışmalarına. Rabbim başarılarının tamamını ikram etsin diyoruz. Ve hepinizden Allah razı olsun. Yapılan bu yardımlarda, elde edilen etlerde inşallah ihtiyaç sahiplerine iletilecek. FM TV ailesi olarak da bizler de bu organizasyonun içinde bulunmaktan büyük şeref ve onur duyuyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aa.
Evet, elhamdülillah bugün Sultanımız, Efendi Hazretlerimiz, Rabbim acil şifalar versin inşallah. Efendi Hazretlerimiz için 100 tane kurban kesiyoruz. Bugün Türkiye bölümünde kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı o arkadaki STK, arkada görmüş olduğunuz STK'larla birlikte elhamdülillah kesiyoruz. Rabbim Sultanımıza şifalar versin. Sultanımıza bu kesilen kurbanlar hürmetine inşallah onun adına kesildiği için bir insan bedeli 100 kurban kesildiği için inşallah Sultanımıza şifalar versin. Sultanımızı bizlere bağışlasın diyoruz. Rabbim bütün bu işe emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun. İlgilenenden, emek verenden, işte kesiminde bulunandan, alandan, edenden, hepsinden Rabbim razı olsun. Rabbim inşallah Sultanımız gibi, Efendi Hazretleri Kudüs-i gibi alimlerin, hocaların yetişmesini de bizleri önder kılsın diyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli dostlar, sevgili sevenlerimiz, bugün Efendi Hazretlerimizin için, şifası için, sıhhati için, afiyeti için gerçekten çok güzel bir gün, çok önemli bir gün. Elhamdülillah şu an Efendi Hazretlerimizin en kısa zamanda sıhhatine, afiyetine kavuşabilmesi için 50 tanesi Afrika'da kesildi. Bugün de inşallah 50 tane kurban, toplam 100 tane kurban Efendi Hazretlerimizin sıhhati için kesilmiş durumda. Arkadaşlarımız gerçekten çok ummalı bir şekilde mücadele ediyorlar, hizmet ediyorlar bu kurbanların kesilmesi hususunda. Ben öncelikle bu organizasyonun Fatih Medreseleri Vakfı ve 40 tane STK olarak hepsinin ama takipçileri olarak ama destek verenleri olarak ama her türlü bu Efendi Hazretlerimizin bu kurbanlarına her türlü yardımcı olan bütün Müslüman kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten hep beraber çok güzel bir organizasyon oldu. Bizler de inşallah Şükürder olarak, Şükürder Derneği olarak bu organizasyonun içerisinde bulunmaktan çok memnun olduk. Çok hoşnut olduk. Allah'ım inşallah Efendi Hazretlerimize, Sultanımıza en kısa zamanda o sıhhatli günlerine kavuşmasını nasip eylesin. Bizleri bu organizasyonda bulunma nimetini bahşeden Rabbimize de Allah razı olsun. Başta bu organizasyonun mimarı olan kıymetli hocam, sevgili hocam Masum Bayraktar hocamıza da huzurlarınıza çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyon başta kıymetli hocamızın, mimarı Masum Bayraktar hocamız, kendisine de Allah'ın huzurunda ve sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Vermiş olduğunuz bu desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Çok kıymetli muhterem seyirciler, elhamdülillah şu an bu organizasyon hayatını, tüm zerrelerini, bütün nefesini Allah yoluna, İslam için, insanlar için, peygamber yoluna feda eden sultanımız için yapılan elhamdülillah bir çalışma. Bu çalışmayı sultanımızın sıhhat afiyet bulması için, malumunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası da büyük 100 deve baş hayvan karşılığında Mevla Teala Hazretleri ona hayatını ikram etmişti. Biz de kıymetli Masum Bayraktar hocamızın önderliğinde gördüğünüz gibi onlarca dernekle beraber bu şekilde seferber olundu ve elhamdülillah 100 tane büyükbaş, 50'si Türkiye'de, 50'si Afrika Çat bölgesinde olmak üzere sultanımız için feda edildi. Ona bütün canlar feda olsun. O bizler için, İslam için, insanlık için tüm zerrelerini, bütün vakitlerini feda etti. Biz de karınca kararınca da olsa sultanımızın sıhhat afiyet bulması için inşallah böyle bir çalışma yaptık. Mevla Teala Hazretlerinden niyazımız, Mevla Teala Hazretleri Eyüp Aleyhisselam'ın bedeni şerifini nasıl yenilediyse Rabbimize her şey kolaydır. İnşallah bu hareket karşılığında da Mevla Teala Hazretleri Sultanımızın bedeni şerifini yenilemesini, ciğerlerini, böbreklerini, kalbini tekrar son derece salimen yapmasını inşallah Rabbimize niyaz ediyoruz. Mevla Teala Hazretleri bu çalışmada var olan maddi manevi her
türlü desteğini esirgemeyen tüm kıymetli hayırsever abilerimize, aplaralarımıza Mevla Teala Hazretleri razı olsun. Mevla Teala Hazretleri gününüzü hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Hayırlı günler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet sevgili FM TV izleyicileri, Rabbimize şükürler olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sevgili Efendi Hazretlerimiz için 100 kurban kesildi. Rabbim en güzeliyle kabul eylesin. İbrahim Aleyhisselam'a kurbanla İsmail Aleyhisselam ikram edildi. Peygamber Efendimizin babası 100 deve karşılığında kurban ederek hayatı ikram edildi. Biz de bir 100 kurbanla Efendi Hazretlerimizin sağlığını, sıhhatini, afiyetini istiyoruz. Bu Fatih Medreseleri Vakfı olarak, FM TV olarak, bu görmüş olduğunuz STK'lar olarak, bir hisse derneğine de bizzat kendimiz olarak, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Güzel dinimize en güzel hizmetleri yapmayı, Efendi Hazretlerimizden en güzel şekilde istifade etmeyi Rabbim bizlere ikram eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmut Efendi Hazretlerimizin sıhhati için, şifası için inşallah 100 büyükbaş kurban kesiyoruz. 50'si Afrika'da kesildi. 50'si Türkiye İstanbul'da şu anda burada kesiliyor. 40 STK Fatih Medreseleri Vakfı önderliğinde biz Nefes Ol Derneği olarak inşallah burada 100 kurbanı beraber kesiyoruz. Rabbim inşallah Efendi Hazretlerimizin sıhhat ihsan eylesin. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl ölüleri diriltme özelliği varsa da Efendi Hazretlerimizin bütün azalarına tekrardan şifa versin. Rabbim hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mevlamıza sonsuz şükürler olsun ki Sultanımız Efendi Hazretlerimizin inşallah 100 tane hayvan inşallah kurban ediyoruz Rabbimize. Rabbimize bu konuda niyaz ediyoruz. Rabbim inşallah Azze ve Celle bu güzel zatlardan, şu anda dünyanın en kıymetli zatı olan Mahmud Efendi Hazretlerimize Rabbim sağlık, sıhhat ikram eylesin. Onu başımızdan eksik eylemesin. Çünkü bir alimin ölümü, bir alemin ölümü gibidir. Onları çok ararız. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Tabii ki de her canlı ölümü tadacak. Rabbim Azze ve Celle onları bize bağışlasın inşallah. Onunla beraber daha büyük hizmetler yapmayı nasip eylesin. Rabbim de kabul eylesin. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli müminler, kıymetli Müslümanlar, Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah bugün burada asrın müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimizin sağlık, sıhhat, afiyeti için 100 baş hayvan kurban edildi. Rabbim inşallah kabul etsin. Hayır sahiplerinden Rabbim razı olsun. Rabbim sultanımıza, Efendi Hazretlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Müslümanlar, Rabbimize şükürler olsun ki bugün bize çok özel bir gün, özel bir çalışma nasip etti. Bugünün özel olmasının sebebi Sultanımız Mahmud Efendi Hazretlerimizin adına iki niyet üzerinde yapılan ilk olma özelliğine sahip olan önemli bir çalışmayla beraberiz. Bu iki niyetten bir tanesi malumunuz Sultanımız Efendi Hazretlerimizin şu anda yoğun bakımda olmuş olduğu ve sağlığının ciddiyetini koruduğu bir dönemde biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnekle iki tane çalışmayı hayata geçirmek istedik. Birincisi, biliyorsunuz ki İslam'da bir insan bedeli 100 büyükbaşdır normalde. Bununla alakalı biz Rabbimize bir müracaat, bir sunum olarak istedik ki sultanımız için bedenine şifalar verip onu tekrar bize bağışlasın için Rabbimize bir müracaattır. Bu bir niyazdır, bir çalışmadır. Ama eğer olmazsa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son senesinde biliyorsunuz 100 büyükbaş hayvan kurban etmiştir. 63 tanesini bizzat kendi eliyle kesip geri kalanını da Hazreti Ali tamamlamıştı biliyorsunuz. Biz de bu niyetle eğer mümkünse sultanımızın şifası için, olmazsa da yine Efendimizin adına, Efendi Hazretlerimizin adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünnetini yerine getirmek için böyle bir çalışma yaptık.
Efendi Hazretlerimizin durumunu, ülkemiz için, ümmetimiz için, gençliğimiz için yapmış olduklarını anlatmaya burada programda röportajı yetmez. Ama onun bizim evlatlarımız için, gençliğimiz için, hem dünyamıza maharetimiz için bütün hayatını feda ettiğini, bütün mücadelesini verdiğini ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 4000 küsur sünneti vardır, 3 tanesini dahi yapmadığımı görürseniz peşimden gelmeyin diyecek kadar bu işin sahibi ve takipçisi olduğunu biliyoruz. Rabbim kendisine şifalar ikram etsin. Bu organizede mücadele verip sahip çıkan tüm derneklerimize ve sevenlerimize de Rabbim razı olsun inşallah. Mevla hepinizden razı olsun. Niyetlerimizi kabul eylesin. Selamun aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli takipçilerimiz. Öncelikle karşınıza bu halde çıktığımız için özür dileriz. Lakin çok kutlu bir olay, çok kutlu bir proje için bugün buradaydık. Kurbanlarımızı devirdik, kurbanlarımızı kestik. Efendi Hazretlerimizin şifası için, Efendi Hazretlerimizin sıhhati için bir hayvan diyeti, bir insan diyeti olan 100 hayvan, 100 baş devirdik bugün, şükürler olsun. 50 tanesi Afrika'da, 50 tanesi Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 baş hayvan kesildi, şükürler olsun. Rabbim inşallah Efendi Hazretlerimizi bizlere bağışlasın. Efendi Hazretlerimizi başımızdan eksik etmesin. Onun için bu kutlu olayı, bu insanlara inşallah şifa niyetine bu etler dağıtılacak. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaya çalışacağız. Rabbim sizlerden de razı olsun. Hem takip ederek hem destek olarak bizlerimizin yanında oluyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm kıymetli hayırseverlerimiz. Malumunuz Efendi Hazretlerimizin sağlığı saati biraz inşallah daha iyiye gitmesi için, eski sağlığına saatine dönmesi için 100 büyükbaş hayvan kestiriyoruz inşallah. Fayda İnsani Yardım Derneği olarak sizler vesilesiyle inşallah 100 baş hayvan kestikten sonra da inşallah Efendi Hazretlerimizin eski sağlığına dönmesini temenni ediyoruz. Rabbim nasip etsin inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, kıymetli sevenlerimiz, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Malumunuz Mahmut Efendi Hazretlerimizin böbrek rahatsızlığından ötürü şu an kendisi yoğun bakımda yatmaktadır. Bizler Gözyaşı Derneği olarak ve birçok STK'mız, kıymetli onursal başkanımız Masum Bayraktar Hoca Efendi'nin önderliğinde yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Mahmut Efendi Hazretlerimizin Allah Celle Celal adamış olduğu ömrüne binaen ve şifası için 100 büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştiriyoruz. 50 tanesi Afrika çatta, 50 tanesi de Türkiye'de. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul eylesin. Mahmut Efendi Hazretlerimizi şifaları ihsan eylesin. Dünya ve ahiret başımızdan eksik eylemesin. Mahmut Efendi Hazretleri gibi bizzat gerçekten maddi manevi bizlere rahmettir, berekettir. Rabbim rahmetinden, bereketinden hakkıyla bizlere istifade etmeyi nasip eylesin. Rabbim dünya ve ahiret başımızdan eksik eylemesin. Rabbim hakkıyla kıymet bilmeyi, hakkıyla kıymet verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Dualarınızı eksik eylemeyin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Kıymetli dostlarımız, değerli takipçilerimiz, kıymetli mühibbanımız, müridanımız, Sultanımız Mahmut Efendi Hazretleri Gadisallahu Sirru'nun şifası için bugün malumunuz üzere bir insan bedeli olarak, diyeti olarak 100 büyükbaş, 100 kurbanı elhamdülillah 50 tanesini İstanbul'da, Türkiye'de 50 tanesini yurt dışı Afrika'da kesmek üzere elhamdülillah 100 tane büyükbaş kurban bugün kesildi. Rabbimize şükürler olsun, 100 büyükbaşın kanı akıtıldı. Hepsinin inşallah akıtılan kanlar hürmetine Rabbim bütün mühibbanımıza birlik beraberlik nasip eylesin. Bütün kardeşlerimize aynı eski ihvan ruhunu inşallah Rabbim bizlere ikram eylesin. Sultanımız Efendi Hazretlerimizi bizlere bağışlasın. İnşallah Sultanımızla birlikte nice büyük zaferlere, nice büyük çalışmalara Rabbim bizleri layık eylesin inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İlgi alaka duyan bütün kardeşlerimize, mühibbanımıza. Sultanımız bizlerin her şeyi maddi ve manevi anlamda inşallah Rabbim onu bizlere bağışlasın. Destek veren, ilgi gösteren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli hayırseverlerimiz. Bugün inşallah 100 büyükbaş hayvan kestik. Bunlar da sizlerin sayesinde oldu. Allah razı olsun diyoruz. İnşallah gördüğünüz gibi Efendimiz olan, değerlimiz olan Efendi Hazretleri için
Bugün kurban kesimlerimiz oldu. 50 tanesi yurt içinde, 50 tanesi yurt dışında oldu. Bunları da ihtiyaç sahiplerine inşallah en güzel şekilde dağıtacağız. Dağıttıklarımızı da inşallah görürsünüz. Rabbim Efendi Hazretlerimize şifa versin. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Allah'a emanet olun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenlerimiz, malumunuz Mahmud Efendi Hazretlerimiz yoğun bakımda, hastalar. Onun şifası için, zatının şifası için böyle bir 100 büyükbaş kurban organizasyonu düzenlendi vakıflar ve dernekler olarak. Biz de Muhabbet Birlik Vakfı olarak bunu duyduğumuzda büyük bir heyecanla, büyük bir aşkla dahil olduk ve bugün bu kurbanların 50'si Afrika'da, 50'si Türkiye'de kesildi. Rabbim akan kanlar hürmetine efendimize, büyüğümüze, üstadımıza, kıymetlimize, sevgilimize acil şifalar ikram eylesin. Sizlerden de onun şifası için dualar istiyoruz. Başka elimizden yapabileceğimiz ne varsa hepsini de yapmaya hazırız, yaparız. Ama şu anda bu işi, bu organizasyonu düzenledik. Allah kabul eylesin. Akan kanlar hürmetine şifalar ikram eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Efendi Hazretlerimizin sıhhati için Feryat Derneği olarak 50 tane kurban kesildi burada. 50 tane derneğimizde yurt içinde ve yurt dışında 50 tane burada, 50 tane yurt dışında kurban kestik. Efendi Hazretlerimizin sıhhati için Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Rabbim şifalarını versin inşallah. Allah'ından Şafi ismiyle, Allah'ın Şafi ismiyle şifalar vermesini diliyorum. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet kıymetli insanlar. Malumunuz Efendi Hazretlerimiz birkaç gün önce böbrek yetmezliğinden dolayı hastaneye kaldırıldı, diyaliz bölümüne sevk edildi vesaire. Rabbimizden sultanımıza şifa vermesi için burada bugün Fatih Medreseleri Vakfı ve Bir Adım Derneği olarak ve diğer STK'lar olarak burada böyle bir kurban organizasyonu inşa ettiler ve biz de bu Bir Adım Derneği olarak bu kurban organizasyonuna 10 kurbanla destek olduk. Rabbim keseceğimiz bu kurbanların vesilesiyle sultanımıza şifalar ikram eylesin inşallah. İnsanlar genelde bunun şu tarafını soruyorlar. Neden 100 tane kurbanı bir insan için kesiyorsunuz diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında da yakınlarından bir tanesinin şifasının bulunması için bir insanın bedeli 100 hayvandır şeriatta ve İslam'da. Dolayısıyla 100 hayvanı kurban etmiştir. Onları da aynı şekilde yoksul olan insanlara dağıtmıştır. Dolayısıyla bizler de bugün sultanımızın şifa bulması için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belirlediği ve bizlere tavsiye ettiği yollar üzere Bir Adım Derneği olarak 10 kurbanla 8 tanesi Çat'ta, 2 tanesi Türkiye'de kesilmek üzere 10 kurbanla, zaten şu an elimde de görüyorsunuz kanlar vesaire, 10 kurbanla destek olmak istedik. Genel anlamda diğer STK'larla beraber 100 kurban kesilecek ve bu kurbanlar burada gerek İstanbul'da gerek Çat'taki yoksul olan insanlara dağıtılacak. Bizler de vesile olduysak ne mutlu bizlere. Rabbim kestiğimiz bu kurbanlar vesilesiyle sultanımıza şifaları ikram eylesin. Bir Adım Derneği olarak bizler de buna katkıda bulunduğumuz için, sultanımız için böyle bir hareket yaptığımızdan dolayı mutluyuz. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Evet kıymetli insanlar, Allah hepinizden razı olsun. Bugün inşallah 50 tane Afrika'da, 50 tane de İstanbul Beykoz'da, Çengeldere'de, inşallah merkez binamızın arkasında olmak üzere 100 tane büyükbaş kıymetli sultanımız Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sürru adına, onun şifasına, onun inşallah afiyetleri için kurban kesimleri yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun teveccühlerinizle. İnşallah burada çok güzel bir kadro birleştik. Sultanımızın şifası için inşallah gönüllerden dualar ederek, kanlar akıtarak burada Efendi Hazretlerimize bu hayvanları adadık inşallah. Allah hepinizden de razı olsun. Çok güzel destekleriniz oldu. Çok güzel teveccühleriniz oldu. Bunları gönülden de hissediyoruz. Buraya gelenlerinizden de hissediyoruz. Çok bereketli, çok lezzetli geçiriyoruz. Gerçekten 50 tane hayvan nasıl kesiyoruz, nasıl parçalanıyor, bitiyor hiç farkında değiliz. Yorgunluklarımız bize lezzet veriyor. Allah hepinizden razı olsun. Çok memnun olduk yakınlıklarınızdan dolayı.
teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizler de Gönül Al Derneği olarak inşallah sizlerin huzurunda burada hizmet ediyoruz. Burada kurban kesimlerinde, hayvan yıkımlarında, daha ve fakir ailelere, yetimlere dağıtımlarda yardım ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler bu işlere sahip çıkıyorsunuz. Allah'ın dostlarına, onların şifası için sahip çıkıyorsunuz. Rabbim de sizlere, evlatlarınıza, ailelerinize sağlık, şifalar, mutluluklar ikram eylesin. Tüm ümmeti Muhammed'in de inşallah birliğine, beraberliğine vesile olsun bu işler. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz, Fatih medreseleri sevenleri, Efendi Hazretlerimizin biliyorsunuz malumunuz şu an tedavi görüyor. Onun şifası amacıyla 50 tane Afrika Çad ülkesinde, 50 tane de şu an burada görmüş olduğunuz gibi İstanbul'da kurbanlar kesildi. Kesilmeye devam ediyor şükürler olsun. Ve bu kesilen kurbanlar da fakire, fukaraya, medreselerimize dağıtılacak inşallah. Mevla Teala Efendi Hazretlerimize sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Fatih medreseleri ve burada ortalama 25 STK'nın düzenlemiş olduğu kurbanlarımız kesildi. Rabbim yardım eden, gönülden dua eden herkese buradan selamlarımızı söylüyoruz. Tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Selamünaleyküm kıymetli takipçilerimiz. Fatih Medreseleri ve FM TV'nin önderliğinde bir insan bedeli olan 100 büyükbaş hayvanı Efendi Hazretlerimizin sağlığı, sıhhati için kesimleri yapılıyor elhamdülillah. Sizlerin vesilesiyle, sizlerin sayesinde inşallah. Rabbim inşallah bu kurbanlar vesilesiyle Efendi Hazretlerimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Tekrar eski sağlığına kavuştursun. Organlarını eskisinden daha iyi vaziyete getirsin. Onu başımızdan eksik etmesin inşallah. Rabbim dünyada da ahirette de ondan bizi ayırmasın. Esselamu aleyküm. Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Üstadımız Efendi Hazretimiz Sultanımız Hazreti Mevlana Şeyh Mahmud Efendi El Nakşibendi El Müceddidi El Halidi El Ufi Kuddesi Sürruhu sıhhat ve afiyet için kurban kesimi organizasyonunda bizlere özellikle destek veren evet Fatih Medresesi Vakfı'na tek tek saymak istiyorum. Fayda Yardım İnsan Yardım Derneği'ne, İslamiyetim Derneği'ne, Bir El Ver Derneği'ne, Nefes Ol Derneği'ne, Akın Süzen kardeşimize, Muhabbet Birlik Vakfı vakfımıza, Bir Adım Derneği'ne, Şükür Der Derneği'ne, Dervişler Derneği'ne, Bir Hisse Derneği'ne, Hoş Söz Derneği'ne, Biz Her Yerde Varız Derneği'ne, Kur'an Der Derneği'ne, İkra Nur İnsan Yardım Derneği'ne, Fatih Medrese Vakfı'na zaten söyledim baştan biliyorsunuz. İstanbul İlim Hizmet İnsan Yardım Derneği'ne, Abdullah abimize, Batı Kent Halis abimize, Öz Dua Derneği'ne, Göz Nuru Derneği'ne, FM TV özellikle tekrar ediyorum. FM TV gerçekten bu işte öncülük yaptı maşallah. Abi Der Derneği'ne, Gözyaşı Derneği'ne, Minik Kalpler Derneği'ne, İnsaniyetim Derneği'ne, İhsan Derneği'ne, Önce Ol Derneği'ne, Gönül Al Derneği'ne, Yunus Emre Camii İşletme Derneği'ne ve bütün kardeşlerime gerçekten her birerine teşekkür ediyorum. Bu organize bir günlük organize. Elhamdülillah. Bir gün önce karar verildi. Bir gün sonra 100 tane büyükbaş hayvan elhamdülillah. 100 tane büyükbaş hayvan. 50'si Afrika'da, 50'si de İstanbul'da olmak şartıyla. Tabi Afrika'daki Müslüman yetimdeki yetimler de yesin diye o şekilde düşünüldü. Hem aynı zamanda Türkiye'de elhamdülillah kesildi. Hem Afrika'da kesildi. 50 tanesi orada, 50 tanesi burada. Bir bedel olarak biliyorsunuz bir insan bedeli 100 baş hayvandır. O yüzden dolayı 100 baş hayvana elhamdülillah Efendi Hazretimizin sıhhati afiyeti için Rabbim tekrar ona
bütün azalarını yenilemesi için, sıhhat afiyet ikram etmesi için inşallah bütün kardeşlerimizle beraber mücadele ettik elhamdülillah. Rabbim kabul etsin. Herkes fedakarlığını ortaya koydu. Çok kısa zamanda, yani bir gün içinde, şükürler olsun. Evet, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu organize meydana geldi. Bu organizeme emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Canlı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki varsınız diyorum. Evet, sizinle olmak çok güzel diyorum. Çünkü sizinle hizmet, elhamdülillah, hele hele böyle hizmetler, Efendi Hazretimiz Kaddesallahu Sırrı gibi böyle kıymetli bir zatın, evet, azıcık da olsa, azıcık da olsa bir fedakarlık ortaya koyarak sıhhatin afiyetini Rabbimizden tekrar istemek büyük bir gerçekten hizmet. Rabbim inşallah bu yolda bizlere başarılar nasip etsin. Ve bütün çalışmalarda emeğe geçen kardeşlerimize Rabbim sonsuz razı olsun inşallah. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız diyorum. Allah hepinizden razı olsun.